tahmin ettiğinizden daha iyi olabilir. Yani birileri geziyor ve tarıyor ve isim not alıyor olabilir. Çünkü o fonu kurduktan sonra da sizinle tekrar iletişim kurmak isteyecekler. O anlamda güzel. Yani negatif değil, gerçekten yatırım düzeyinde görüşmek isteyen, konuşmak isteyen olabilir. Ama tanışmak için, yani onların da bir beklentisi, bir kapsamı var, onu yakalayabilmek için. Onlar var, basın da var. Yani her tek Ankara'da mutlaka bir basın vardı. Basının da sizde gelip soracağı fotoğraf, video beklentileri var. Bazı girişimci arkadaşlarımız da böyle gazeteye çıkardıkları oldu. Bunun hem olumlu tarafları var, hem olumsuz tarafları var. Biraz onlardan da bahsedeceğiz. Çünkü siz ağzınızdan ne çıkıyorsa o böyle farklı bir formata dönüşüp başka bir şeye dönüşebiliyor. Yani siz bilimsel bir yaklaşımla diyorsunuz ki ya biz bu malzemeye dönüştürebiliriz diyorsunuz. İşte büyük mucit Türk falan gibi bir başlıkla işte dünya cam sektörü artık şeyin elinde, bir Ankara firmanın elinde gibi bir şeye dönüşüyor. Yani çünkü onlar biliyorlar yani ne tıklanıyor, ne şey oluyor. Siz de haberlerden okuyorsunuzdur. Arkadaşlarınız da vardı mesela, bir giriyor. Ben alıyordum, diyorum sen benim bilmediğim bir şey mi yapıyorsun falan. Ya diyor dilimden kaçtı işte, bir anda büyüdü proje diyor. Onlar da var. O yüzden bunları farklı farklı nasıl hani iletişim kurabiliriz? Tamamen egzersizin amacı bu. Kesinlikle sizi yormak gibi bir amacım yok. Biraz egzersiz yapacağız. Aklınıza takılan bir şey de olursa toparlayabiliriz. Bunlar aslında konuşma kartları. Bunların arkasına aldığımız notları, yani belirlediğimiz argümanları, siz de benim gibi böyle bir anda önemli birisine yakalanırsanız, ya ben ne anlatayım ve hangi şeyi ön plana çıkartayım? Aslında onu ayrıştırmak için yaptık bunu sadece. Ve işe yarıyor gerçekten. Evet, çok kendi üzerinde durmayacağım. Aslında retorik, buna retorik diyorlar. Daha önceden retorik üzerine çalışan oldu mu hiç? Retorik bilimi, yani çok eskiden beri, 2000 yıl öncesinde, Roma zamanından beri böyle sunum dosyaları olmadan önce sözel karşılıklı olarak birbirine ikna etme sanatı olarak geçen bir konu. Hatta yani bizim bildiğimiz hukuksal savunma sisteminde temelini oluşturuyor. Eski kaynakçalarda da böyle. Retorik gerçekten çok şey fark ettiriyor. Bizim için önemli şu. Yani bu bahsettiğim alıntıyı ben bir retorik el kitabından okuyorum. İşte 2000 sene önce ya birisinin yazdığı bir kitapçık. Bir Romalı bir filozofun. Ama aynı şeyler. Yani bugün ne konuşuyorsak aynı şeyleri konuşuyorlar onlar da. Yani amaç bizim karşı tarafı doğru bilgilendirmek, harekete geçirmek ve biraz da memnun etmek, ilgisini çekmek. Şimdi retorikte o dönemde 5 basamak belirlenmiş. Şimdi bakınca size çok mantıklı gelecek. Yani o sunum formatı da, yazı formatı da çok birbirine benzeyen şeyler. Birincisine çok ilginç bir şekilde argümanların keşfedilmesi diyorlar. Keşif diyorlar. Şimdi aslında bizim geliştirdiğimiz teknoloji ve yapmak istediğimiz iş planında bir sürü argüman var. Farklı argümanlar var. O argümanlardan hangisi bizim için, işte müşteri için hangisi doğru argüman, yatırımcı için hangisi doğru argüman? İşte o argümanı bulmak, o dili bulmak. Onlar keşif demişler. Aslında icat kelimesiyle aynı şeyden geliyor. İkinci aşaması bunların doğru organize edilmesi. Yani argümanlar var ama hangisini ön plana çıkarayım, hangisini geriye koyayım? Bununla ilgili notlar var. Üçüncü aşamada kullanılan dil. Bakın eski kaynakçı, 2000 yıl önceki kaynakçı ama şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, üç fazla değerlendirebiliriz diyor. Bir diyor halk dili diyor. İkincisi diyor orta dil diye bir dil. Bir de yüksek dil. Yüksek dil onlara göre aristokrat dili. Şimdi bizde de var böyle bir şey. Yani bir bilimsel düzeyde bir dil var. Bir halkın anlayabileceği bir dil var. Bir de tüccarın anlayabileceği bir dil var. Aslında bakınca bizim dünyamız böyle. Yani bir alıcının, bir tüccarın, bir de bilim insanının anlayabileceği bir dil var. Bununla ilgili örnekleri anlatacağım. Daha önceden gördüğünüz örnekleri. Bir de akılda kalıcılık dedikleri. Yani hem akılda tutmak hem akılda kalmak. Tabii bu dördüncü prensibin olmasının sebebi PowerPoint yok yani o zaman. Nasıl akılda tuttuklarını biliyor musunuz? Merak ediyor musunuz o dönemde? Genelde retorik tartışmalarını, hani şeyde de Efes harabelerinde de görmüşsünüzdür. Sütunlar var ya, yüksek sütunlar.
her bir sütunu bir slide gibi düşünüyorlarmış. Yani konuşurken görsel olarak unutmamak için argümanlarını, işte birinci sütunda bunu söyleyeceğim, sonra ikinci sütunda, üçüncü sütunda bir şekilde görsel hafızayla, yani gördükleriyle hafızayı birleştiriyorlarmış. Sütun yöntemi diyorlar. Akılda kalması için. Hatta bu iyi bir ezber yöntemi. Belki biliyorsunuzdur. Böyle ev eşyalarıyla falan ezberleyenler var. Bunun gibi bir şey. Dördüncüsü akılda kalıcılık. Ve aynı zamanda karşı tarafın da aklında kalması olarak geçiyor. Beşincisi de ifade şekli. Tabii o zaman yazılı şey yaygın değil. Yani yazılı ifade yaygın olmadığı için işte sizin duruşlarınızla ilgili tamamen bir kısım var. Yani sadece bir kitap bununla alakalı. İşte hani alıntı yapmak gerekirse işte çeneni çok kaldırma, ukala algılamasınlar. İşte kafanı indirme, çok uysal anlamasınlar falan gibi notlar düşmüşler. Yani bugün ne konuşuluyorsa vücut diliyle ilgili 2000 sene önce aynı şeyleri konuşuyorlar. Yani çok değişen bir şey yok. Bizim için bu beşi aşağı yukarı hem argümanların keşfedilmesi, doğru sınıflandırılması, hani dil olarak ne kadar kompleks konuşacağız ona karar vermek ve geri kalanları da akılda kalıcılık ve ifade. Şimdi gelen soruların çerçeveleri, böyle çok sürpriz bir soru asla gelmiyor ama gelen insanlardan, standı ziyaret edenlerden, birebir görüşmelerimizde aşağı yukarı bunlarla ilgili konular var. İşte iş modeliniz nedir? Nasıl bir takımınız var? Kim çalışıyorsunuz? İşte üründen biraz bahsedeyim. Müşterileriniz kimler? Pazar planı nedir? Nasıl pazarlayacaksınız? Ve hani gelecek planınız nedir? Burada büyük fikir nedir gibi. Böyle başlıklar var. Bunlardan bazı argümanlar seçmek bizim için önemli. Neyi ön plana çıkarmak istiyorsak. O bizim için önemli. Ama şöyle ilginç bir durum var. Siz de mesela GCIP'den falan hatırlarsınız. Mesela aynı fikri bir şekilde anlatıyorsunuz, kimse ikna olmuyor. Bazı kelimeleri değiştiriyorsunuz, ifadeyi değiştiriyorsunuz. Bu sefer herkes bayılabiliyor. Bu çok ilginç bir konu. Yani gerçekten beni de çok şaşırtıyor. Bunun fikri satın atıyor. Evet. Bu arada dinleyiciye göre de değişiyor. Yani bazısına bakıyorsunuz bilimsel bulunuyor birisi. Bazısına gidiyorsunuz çok bilimsel geliyor. Orada doğru bir tonu tutturmak lazım. Yani ben aynı fikrin tamamen farklı şekillerde ifade edilip tamamen iki farklı reaksiyon aldığını biliyorum. Bir örnek vermek gerekirse benim çok sevdiğim Adanalı bir ekip var. Siz tanıyorsunuz zaten. ECC. Çok sevdiğim bir ekip. Yaptıkları şey sulama kanallarında bir türbin yerleştiriyorlar ve buradan elektrik üretiyorlar. Yavaş akışkanlardan. Çok da güzel bir icat yaptıkları şey. İyi bir ekip. Ama bu bahsettiğimiz programdaki mentorlara anlatırken diyorlar ki sizin iş modeliniz ne diyorlar. Ona da dönüyorlar, bana da bakıyorlar. Diyorlar ki elektrik satacağız. Elektrik satacağız. Yani. Hocam diyor ne iş modeli? Elektrik satacağız. Yani türbin bağlıyorsun, işte veriyorsun. Müşterin kim? TEAŞ. Yani kim olabilir ki? Değil mi? Haklı. Kesinlikle haklı. Hiçbir hata yok. Ama retorik olarak olmuyor. Neden? Çünkü karşı tarafın alıştığı bazı şablonlar var. Yani kabul etsek de etmesek de. Bir de yani aslında anlattıkları şey bir enerji santrali. Hani onun iş modelini herkes bilmiyor. Bilen biliyor da bilmeyen hiç bilmiyor. Bu sene yine katıldılar. Ve yine çalıştık böyle. Ve böyle şey bu sefer şey dedik. Ya biz acaba enerji santralinin olduğunu mu anlatamıyoruz? Hani nedir bu sistem diye. Hem finansal olarak hem şey olarak enerji santralinin ne olduğunu anlattık bu sefer. Yani dedik ki siz de anlayacaksınız enerji alanından olanlar biliyor zaten. Yani türbin satmak yerine enerji üretmek gerçekten çok mantıklı. Yani diğerini yapmak çok mantıksız. Çünkü bir tanesinde sizin ürettiğiniz türbinler sizin demir başınız bir kere. Yani o kurduğunuz santralin gideri değil bir varlığı aslında. Hatta o santrali de gidip başkasına satabiliyorsunuz istiyorsanız. Ürettiğiniz elektriğin alıcısı, yani alım garantisi olan bir şey, elinizde olan şey. Sadece çok yatırım yapmanız lazım başlamak için ama ondan sonrası diğer HES neyse, YES neyse onun modellerine yakın bir model aslında. Şimdi bunu biraz daha açıklayıcı bir şekilde anlatınca bu sefer de herkesin çok hoşuna gitti fikir. Oysa ki fikirde değişen hiçbir şey yok yani. Sadece algı biraz değişti. O yüzden retorik biraz önemli. Yine o kitaptan bir alıntı yaptım. İlginç bir not olduğu için koydum.
Genel soruları mesela antik, yani bu antik dönemdekiler felsefik buluyorlar. Yani çok genel sorularla girmeyin diyorlar. Genel sorularla ilgilenmeyin. Çünkü bunlar felsefi sorular. Bunlara verebileceğimiz bir cevap yok. Tez diyorlar ona. Hipotez dediği şey ise daha spesifik şeyler. Yani kişi, durum, aksiyon ve zamana bağlı olan şeyler. Yani güçlü argümanlar da öyle. Yani bizim anlattığımız şeyleri çok genel bir şekilde anlatmaktansa spesifik anlattığımızda biraz daha ikna edici olmasının sebebi de bu. İşte yapay zeka, ya ben sağlık sektöründe yapay zeka üzerine çalışıyorum dediğinizde çok genel bir şeyden bahsediyorsunuz. Ama derin öğrenme kullanarak işte tümör ya da kitle tespiti yapıyoruz. Tümör olmasa bile kitle tespiti yapıyoruz dediğinizde daha spesifik, karşı tarafı daha soruya provoke edebilecek bir format belirlemiş oluyoruz. Evet. İkna adımlarına tekrar gelebiliriz. Şimdi müşteri, yatırımcı, kamu ve basın diye böldük. Çünkü bu dördünün iletişim şekli birbirinden epey farklı. O yüzden şimdi argüman üretirken biraz bu sınıflara göre bakalım dedik. Şimdi müşteri için yani size gelebilecek standta biraz böyle sohbet edip hani profili tanıdıktan sonra müşterinin aslında temelde beklediği şey değer ödemesi. Yani sizin sağladığınız fayda. Rakiplerine göre avantajı ve ondan sonra alım koşulları. Yani evet, faydalı olduğunu gördünüz. Bunları bu yüzden baktınız. Evet, evet. Bunun arkasına argümanlarımızı not alalım diye. Şimdi şu an şunu düşünelim. Standa bir müşteri geldiği zaman biz müşterilerin, yani bizim hedef müşterimiz diyelim ki geldi standa hakikaten ve bizle çalışmak istiyor. Çok kısa da vaktimiz var, çok uzun uzun da anlatamayacağız. Harada gürele var. Biz çarpıcı olarak değer önerimizi nasıl anlatabiliriz? Felsefik değil. O iş modeli de olabilir felsefik tarafı. Burada daha spesifik. Pragmatik. Tabii müşteri tipleri var. Yani hedef müşterinizde şirket olanlar var senin. Sende olduğu gibi. Ya da böyle son tüketici de var. Yani son alıcı da var. Onlar daha basit şeylere bakıyorlar. Daha pragmatik bakıyorlar. Nedir oradaki argümanımız? Uzun olmasına gerek yok. Aslında bu kadar küçük olmasının sebebi yani bir ana argüman. Cümle şeklinde ya da not şeklinde de olabilir. 2-3 tane de yan argüman. Yani besleyeceğimiz, söyleyeceğimiz şeyler. Değer ünesi, rakiplerine göre avantajı, yani benzerlerine göre avantajı ve alım koşulu nedir? Yani ben hakikaten almak istesem şu an, ya da kullanmak istesem nasıl olabilir? Bazen burada da tıkandığı oluyor. Neden? Çünkü ürün hazır olmayabiliyor. Yani bizim sunduğumuz şey daha bitmemiş olabilir. O yüzden hazır değiliz demeyin mümkünse. Deyin ki yani ya şu an hazır değiliz değil ama ya biz aslında ürün yok ama uygulama sahası arıyoruz. Yani beraber pilot çalışma yapabiliriz ya da sizin iletişim bilgilerinizi alalım biz size örnek gönderelim diyebiliriz. Hazır değiliz deyince yine böyle kaliteyle ilgili bir soru işareti oluşmaya başlıyor. Ya o kadar güzel konuşuyoruz. Tam hakikaten böyle istiyor. Sonra ya hazır değiliz deyince acaba hani o kadar da iyi bir iş değil mi gibi bir soru işareti. Yani bırakmana bir ürünse hani belki onun hazır olması bile müşteriye evet. Önemlidir ama yüksek bir konu cihaz sahibi var. Yok yok. O yüzden alım koşullarını söylüyorum. Evet. O yüzden pilot çalışma dedim aslında. Yani hemen alabileceği bir şey olmasa bile bizim için uygulama sahası da çok önemli. İleri teknoloji olanlarda. Bu üniversite olur, laboratuvar olur sizle çalışmak isteyen. O erişim de bizim için önemli olduğu için. Yani bir şey satmayabiliriz ama gidip anlaşma yapabiliriz. Yani gidip görüşebiliriz, konuşabiliriz. Bu da önemli olan şey, hani ikinci görüşmeye gidebileceğimiz bir durum var mı? Yani karşı taraftan bir söz, bir bağlılık koparmak çok anlamlı müşteri bazı için. Ama raftan inecek bir ürünse direkt satabileceğiniz bir şeyse o da olabilir. Ama belediye mesela, hedefiniz belki belediyelerde bir şey geliştiriyorsunuzdur. O da bir karar vericidir. Yani onun aklında kalacak bir şey olması lazım. Süreci biraz anlaması lazım. Hani biz şu an hazır değilize hiç gerek yok. Her aşamada mutlaka müşteriden geri bildirim toplayabiliriz. O yüzden en azından bu uygulama sahası olması bizim için faydalı.
Aklına böyle çok spesifik bir argüman gelen var mı? Böyle hemen bir müşteri geldiği zaman direkt anlatabileceğimiz. Argüman da tek bir cümle. Asansör cümlesi mi? Asansör cümlesi aslında tek bir cümle. Sadece burada 4 asansör var. Yani her asansörde farklı bir kişiyle biniyoruz aslında. Bu müşteri asansörü. Aslında şöyle, müşteri alternatif ürünleri biliyor genelde araştırmasının ilgisini kendi yapmıştır. Aslında burada en önemli kriter müşteri için fiyatı. Yani mesela bizim için yani direkt fiyatı, fiyat nedir? Diğer yönden yani hala ben işte şu kadar satıyor, siz ne kadar? Tamam yerlisiniz de yani ucuzsunuz da ne kadar ucuz? Yani direkt fiyat odaklı bence, müşteri temel olarak fiyat odaklı. Ya fiyatla ilgili çok ilginç bir argüman var. Sizle paylaşayım, belki onu tartışabiliriz. Aslında fiyat noktasına gitmeden önce onu belirli bir fiyat üzerinden, yani aslında düşük fiyattan ziyade bizim seçtiğimiz bir fiyatı savunabilecek bir argümanımız olması lazım. Bazen fiyata gitmesinin sebebi kaliteyle ilgili soru işareti olması. İyi bir satışçıyla ben bunu tartışıyorum geçen hafta. Çok iyi bir satışçı şey dedi, yani benim uzmanlığım pahalıya satmak dedi, ben bunu yaparım dedi. Yani, pahalıya satarım dedi, ben bu işi yapıyorum dedi. Ne de dedim peki pahalıya satmanın sırrı o zaman dedi. Şey dedi, ya hocam dedi birçok insan dedi savunmuyor dedi. Yani savunmaktan çekiniyor yüksek fiyatı. O yüzden hemen ilk önce onu, o kolu çekiyor, hemen fiyatı indiriyor. Savunmak istemiyor dedi fiyatını, o da bırakıyor dedi. Ben öyle yapmıyorum dedi. Ben dedi bayağı zorluyorum. Yani yüksek fiyat noktasının neden yüksek olduğuna dair epey bir bastırıyorum karşı tarafı. Eğer şeyi görebilirsem, şey sinyalini, ya aslında ben bunu yapardım ama keşke fiyatın böyle olmasaydı noktasına geldiğinde de hemen bir indirim yapıyorum. Yani biraz indiriyorum aşağı. Ondan sonra da süreci başlatıyorum dedi. O yüzden tartışmayı mümkün olduğunca fiyata getirmeden nasıl yapabiliriz? Biraz ona bakmak lazım. Gerçi ben standta hiç, daha önceki standa açanlarda olduğunu bilmiyorum ama direkt fiyatı o noktada soran olmamıştır herhalde. Bisikletçiler hariç. Bisikletçilere ben... Bisikletçiliğin zaman yani yok. Direkt, hatta bir akademisyen direkt bir müşterisi. Şöyle bir örnek ver ki, şimdi aslında böyle bir şey hani biraz da devlet veriyor, bedava veriyor. Bedava alsa bulur falan yani böyle. Direkt yani fiyat kırmaya da geçti, bedava ilgili olarak almak istiyorum. Siz üniversiteye getirin, bizim almış olalım. Evet. Çünkü o almıyor zaten çoğu zaman, siz biliyorsunuz. Yani alıma o yapmadığı için ona öyle geliyor olabilir. Evet. Bir anda sanmıyorum, makine ben çıkıyor ortaya. Ne kadar güzel bir yerde. Çünkü üniversite oluyor. Evet. Orada yine de şey güzel olabilir. Tabii onu yakalamak lazım ama demek ki öyle bir ilgisi var. Siz üniversiteye yönlendirebilirse belki üniversitede konuşuyor. Yok hocam aslında bu alım satımlarda etkiliyor hocam. Alım satım. O zaman sert bir alım satımcı. Evet. Zaten biliyorsunuz ki alım satımcı arkadaşlarınızın hepsi sert ve şey zorlayıcı oluyor. O da sıfırdan başlayarak belirlemiş. Evet şimdi mesela bir şeye bakalım mı? Bir dinleyelim mi? Gönüllü olmak isteyen var mı? Bir müşteri argümanı. Diyelim standa geldim ben. Denemek isteyen var mı? Hadi yapalım. Merhabalar, ben Şişe Can, şişe sorumlusu, aile sorumlusu. Emine Özcan ben de. Evet. Evet, yaptığınız çalışma ne üzerine? Siz şimdi Avrupa'nın en büyük demlenecek üreticisiniz. Evet. Yılda bildiğim kadarıyla 300-350 ton atığınız çıkıyor demlenecek. Doğru. Ve bunları bertaraf edemeniz için fabrikanızda depoluyorsunuz. Evet. Bizim çözümümüz sizin bu atıklarınızı alıp ayrıştırarak size hem atık depolama masraflarından kurtarıyor hem de ayrıştırdığımız toz camları tekrardan sizin üretiminize katarak enerji maliyetlerinizi düşürerek üretim maliyetlerinizi düşürmeye başlıyoruz. Çok iyi. Siz bir geri dönüşüm firmasınız. Evet, geri dönüşüm firmasınız. Atıkları siz mi topluyorsunuz? Efendim? Atıkları siz mi topluyorsunuz yoksa? Atıkları firmalarla yaptığınız anlaşmaya göre değişiyor. İstanbul bölgesinde firmaların içerisine kuruyoruz. Ankara bölgesinde bir toplama merkezi oluşturup onlardan. Böyle bir paylaşımız var toplamalar. Evet. Ne zaman oldu bu? Carglass firması aracılığıyla böyle bir toplama merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Ha, planlıyorsunuz. Anlıyoruz. Anladım.
Şey güzel mesela, bu tabii çalışıldığı için o yüzden hazırlıklı. Biz şey, arkada çalıştık gibi. Yok, biz daha önceden Emre'yle bu senaryonun aynısını yaşadık çünkü. Şeyle, Şişe Can'la olmuştu aynı konu. O yüzden tabii şeyi çok tanıyor, iyi tanıyor da tabii. Ama spesifik olmasının tabii böyle bir gücü var, yani böyle bir etkisi var. Başka demek isteyen? Evet. Merhabalar, ben hangi kuruyemiş firmasını alayım? Merhabalar. Merhabalar. Güneş enerjisiyle gıda kurutması yapan endüstriyel otomasyonlu bir gıda kurutucu sistemimiz var bizim. Sistemimiz hijyenik koşullar altında kalite standartizasyonu ölçütleri ön planda tutularak gıdaların yüksek tonajlı, hızlı ve etkin bir şekilde kurutulmasını sağlıyor. Ve bu esnada da herhangi bir şekilde operatörün müdahalesine de gerek kalmaksızın gıda özelliğini çözümlemiş. Bu geleneksel kurutmadan nasıl bir farkı var? Geleneksel kurutmadan farkı öncelikle kapalı bir ortamda yapılması sebebiyle aflatoksin, pestisit, küf, montaj gibi riskleri bertaraf etmiş oluyoruz. Ötesinde de geleneksel kurutmaya göre çok daha hızlı yapmış oluyoruz. Hızlarken ne kadar sürede? Şöyle söyleyeyim, mesela kayısı örneği verecek olursak 6-7 gün civarı süren kayısı 6-7 saatte, 18-20 gün civarı süren elma bir iş günü içerisinde yine kurutuluyor. Aslına kalırsa bu manada endüstriyel, konvansiyonel kurutucu sistemlerle birebir aynı hızlarda kurutma yapabiliyoruz. Çok iyi. Fakat onlara göre %97.5 daha az enerji tüketiyoruz. %97.5. Hadi canım. Gerçekten. İnanmıyorum müşteri olamaz öyle bir şey. Yani baktığımızda bu rakamlar çok güzel işte. İnanın bu karta böyle birkaç nokta düşmeniz hatırlatıcı anlamda çok faydalı. Çünkü o anda insanın aklına da gelmiyor. Biz bunu çalıştık gibi gözüküyor ama. Gerçekten şey iyi yani. Mesela bence şey güzel, enerji konusunu sonradan söylemeniz daha güzel. Yani önce bir kurutma meselesi, yani kurutma döngüsünü kısa tutman önemli. Sonradan enerji belirliliği kısmında belirliğe girince gayet güçlü bir örnek oldu. Başka denemek isteyen var mı? Ya da zorlanan var mı? Ben müşteriyle ilgili bir argüman bulmakta zorlanıyorum. Bu biraz da tabii deneye deneye de. Denedikçe daha çok şey oluyor. Tekrar buraya dönebiliriz. Bir ikinci karta bakalım. Yatırımcı için. Şimdi yatırımcının dili aslında şeyden çok daha farklı. Ürün dilinden çok daha farklı. Bizim gördüğümüz sunumlarda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, sunum yapıldıktan sonra günün sonunda aslında biz ürünü satmış oluyoruz, işten ziyade. İş ve ürünü biraz ayırmamız gerekiyor. Tabii ki hani ürün işin başlangıç noktası ama biz burada şirketi biraz anlatacağız. En önemli şey şu, Kaan'la gelmişken söyleyebilirim bunu. Kaynak arıyoruz diye bir şey yok, kaynak aramıyoruz. Yani şunu söyleyeyim, bunu yanlış algılamayın. Sadece yatırım ya da bir yatırım ortağı almak tamamen beklenti üzerine. O beklenti de gelecek değil. Yani başka emtia ya da başka bir tür şey alıp satıyorsanız bir değerli parçanın fiyatını belirleyen şey aslında piyasanın beklentisi değil mi? Yani ekonomik kanalı açtığınızda ne diyor? İşte piyasanın beklentileri şunu gösteriyor. Piyasanın beklentileri bunu gösteriyor. Şu an değil, hep beklenti değil mi? Biz de aslında biz de bir şey satıyoruz, ortaklık satıyoruz. O ortaklık da şimdi ile alakalı değil, beklenti ile alakalı. Şimdi anlatırsak, şimdi de tabii ki bir şeyler eksik olabilir, olmayabilir ama biz onları gelecekte olabilecek bir şeye beklenti yaratarak ortak aldığımız için siz kaynak arıyoruz dediğimizde zaten birinci noktada o beklentiyi düşürmüş oluyoruz. Heyecanını düşürmüş oluyoruz. Kaynak arıyor olsak bile. Bakın yanlış bir şey söylemekten bahsetmiyorum. Sadece retorik olarak bunda başlamamak gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu bir müzakere gücü. Siz aslında buradaki, yani bu salondaki herkes bir yatırım fırsatı. Herkesin gelecekle ilgili bir beklentisi var. Yani daha oluşmamış olan pazarlar var, daha gelişebilecek pazarlar var, daha rekabetçi olacak pazarlar var. Bunlar şu an yok ama ileride olacak. Ya da şu an biraz var ama daha büyük olacak. Dolayısıyla aslında buradaki bütün firmalar bir yatırım fırsatı.
bu açıdan bakarsak. Eğer her şey bizim planladığımız gibi ve de kurguladığımız gibi giderse bir yatırım fırsatı olacak. O yüzden o beklentiyi olumlu başlatmak lazım. Pazar fırsatı da üründen bağımsız. Yani aslında işin kendisiyle ilgili, işin bulunduğu koşullarla ilgili. Mesela neden şu an geri dönüşüm işiyle uğraşıyorsunuz? Çünkü ülkemizde demleyeceğim geri dönüşüm üzerine herhangi bir çalışan bulunmamakta bakanlık ve özel sektör düzeyinde ve hani global dünyanın da seyrine baktığımız zaman sıfır atık projeleri ve benzeri çalışmalar bitkide önem arz etmektedir. Ve ülkemizdeki bu atıklar da her sene arttığı için yılda 15 bin ton artıyor. Ve depolama arazileri, doğa arazileri ve fabrikalarda artık firmalar yük olmaya başladı. Bakanlık açısından yük olmaya başladı. Şimdi bir fırsat olacak. Bu da dikkat edelim burada. Şimdi sosyal etkiyle, yani sosyal faydayla yatırımcı perspektifini ayıralım. Hani dörde ayırmamızın sebebi de o. Çünkü diğer anlattığınız kısım kamuyu çok mutlu edecek bir kısım. Yani mesela kamuda sizin yarattığınız sosyal etkiyle, yani bu ekonomi olabilir, çevre etkisi olabilir, buna çok ilgileniyor. Ama işte nasıl bir şirket olacağınız, büyük büyümeyeceğiniz onların aslında çok da ana derdi değil. Değil mi? Yani sıfır atık konusu onlar için çok önemli. Ama yatırımcı için söyleyebiliriz ama onun ilgi alanında olan bir konuysa belki olabilir. Bizim için aslında şunu, büyüyen bir pazar var. Cam olayı gerçekten herkesin girdiği bir olay değil. Yani girenler var ama sizin gibi damine cam üzerine girenler yok. Dolayısıyla burada bir pazar fırsatı var. Yani burada çok aktör yok. Ben büyüyebilirim. Burada bir pazar fırsatı var. Başka denemek isteyen var mı? Deneyelim mi? Nasıl bir pazar fırsatı var? Yani yazılımlarının benzer bir şekildeki çalışmaları daha böyle ki COBİR boyutunda firmalar için sunuyoruz. Evet. Yazılımlarının çok bir mal olduğu için kurdun doğrudan kullanabilecekleri bir yazılım var. Yüksek doğrultu güvenilir bir yazılım geliştiriyor. Evet. Bunun için de hem imalat sektöründeki COBİR'ler hem de diğer inşaat, çimento, UMİT gibi farklı sektörlerde COBİR'lerin de kullanabilecekleri bir modelleri de oturtmasına gösteriyor. Ne kadar büyük bir pazar? Yani imalat ve kısa sanayi olarak baktığımızda 3-5 milyar TL arasında bir pazar var. Rakamla başlayabilirsiniz. Evet. Daha eğer Ortadoğu Afrika bölgesi gibi bir şey değerlendirdiğimizde 15 milyar dolarlık bir makine imalat sanayi pazarına bahsediyor. Evet. Şimdi onlar biraz daha rakam seven toplumlar. Yani yatırımcılar çok fırsat öncelikli, pazar fırsatı öncelikli gördüğü için burada olan her parametre bizim için daha önemli. Aslında bahsettiğimizde. ERP bilse de bilmese de. Şimdi o ERP der demez rekabet koşullarını falan da soracak. Siz orada zaten düşünmüşsünüzdür. Oradaki evet, farklılaşacak kısımları. Sonra baktı ki büyük bir pazar var. Yani siz o bir yol gösterdiniz. Orada ilerleyebileceğiniz bir yol gösterdiniz. Bu sefer hemen şeyi merak edecek. Peki siz hangi aşamadasınız? Mesela bunu çok soruyorlar. Yani diyorlar ki evet çok güzel bir pazar var. Siz böyle bir yazılım geliştirdiniz. Sizin ürün şu an hangi aşamada? Ben burada teknoloji olduğunu düzeyi dedim ama seviyesi aslında. Hangi aşamada diye soruyorlar. Neden? Çok temel bir yatırımcı görüşme noktası aslında prototipin hazır olup olmamasıyla alakalı. Dertliğin hazır olmazsa ne yaparız? En azından ilişkiyi sürdürürüz. Kalp vizit alırız, bir şeyler yaparız. Ama eğer hazırsa da güzel bir tetikleyici bir nokta. Çünkü o da bir pazar fırsatı ya. Pazar fırsatı var, ben satış yapmaya başladım ve önümde büyüme potansiyeli var. Sonra iş, evet bu sunumlara erişebilecek miyiz peki? Tabii paylaşacağız bir şey. Evet. Bu şey çok temel. Şimdi bir risk sermayesi tabii ayrı bir şey. Yani yatırımcı profiller birbirinden çok farklı profiller. Bunların hepsinin üzerinden geçmemekle beraber risk sermayesinden gelenler, yani o profilden gelenler şöyle bir perspektifle bakıyormuş, onlardan birisiyle tartışırken şey diyor, 5 sene içerisinde sen 50 milyon dolarlık bir iş olabilecek misin 5-6 senede? Hadi daha da uzatalım, 10 sene diyelim en kötü ihtimalle ama diyor ki bana tersten anlat, yani burada ne var 10 sene sonra 50 milyon, 10 sene sonra 50 milyon dolar olacak nasıl bir iş var? Üründen ziyade. Yani vizyonunuz aslında onunla alakalı.
Diyeceksiniz ki Türkiye bir kuru yemiş merkezi, yani kurutma merkezi. O yüzden o kadar büyük ki, yani bunu yapacağımız yer burası, yani merkezindeyiz burası. Dolayısıyla çok büyük. O yüzden burada aslında biraz hikaye satıyoruz. Yani vizyon satıyoruz. Var olanlar değil. O yüzden hani kaynağa ihtiyacım var dediğinizde o şeyi göremiyor. 10 sene sonra 50 milyon dolar olacak şeyi göremiyor. Perspektifi göremiyor, fikri göremiyor. O yüzden yatırımcı geldiğinde siz vizyonunuzu ön plana alın. Ürün de değil. Belki çünkü içinde birden fazla ürün var. Asıl vizyonunuz ne? Nedir? Değil mi? Yani kaç tane kodlama üretebileceğim jenerasyon var? Robotik, eğitebileceğim. Kaç tane var? Büyük mü bu pazar? Yani şey böyle değişiyor. Nasıl? Okullara göre değişiyor. Seviye göre. İşte değil, değil. Aslında şöyle, retorikten kastım buydu aslında. Ya şu an hani canlandırıyoruz diye söylüyorum ya. Ya okuldan okula göre değişmesi hiç önemli değil. Yatırımcı için. Ya da bu profile gelen birisi için. Kafanızdan, ya o yüzden kartlar var aslında. Yani çarpın, kaç tane okul var, kaç tane öğrenci var, her birine ne kadar, her sınıfa siz bir kit satsanız. Eğer vizyonunuz her sınıfa bir robotik kit ulaştırmaksa sınıfla çarpıp ve direkt onu söyleyeyim. Birden fazla. İşte ne kadar? 30 bin tane var mesela çünkü. 30 bin. Tamam. 30 bin. Ortalama 5 tane alıyor. Her bir ortalama 5 tane satsan 30 bin, 150 bin çarpı. Fiyatından gitsen sallıyorum 100 liradan olsa 150 bin 15 milyon. Sadece Türkiye olacak. Türkiye tamam. 15 milyon. Ya kartta hazır olsun ki şu yüzden söyledim o yüzden. Yatırımcı geldi direkt söyledi ki Türkiye'de de ben her sınıfa bu sistemden satacağım. Vizyonum bu. 10 sene sonra bu benim için 15 milyon, 20 milyonluk bir pazar. Diğer ülkelere geçtiğinde daha büyük. Önceliklendiriyoruz. O yüzden kartla da ayırdım. Bak hiç şeyden bahsetmiyoruz. Ürünün özelliklerinden bahsetmiyoruz. Boş verin yani. O zaten sorar size ürünle ilgili özellikleri. İşe bakalım. Ya burada güzel bir iş var mı? bir de kilometre taşları meselesi var. Bunu daha önceden duyan ya da bilen var mı? Biliyorsunuz zaten. Siz de. Kilometre taşları ben diğer katılımcılara şey için söylüyorum. Kilometre taşı genelde şu. Yani sizin önünüzde planladığınız hangi bayrak noktaları var? Hani aldığınızda bir anda sizin değerinizi değiştirebilecek. Hani bir değer ortaya atıyoruz ya, diyoruz ki biz ileride çok büyük olacağız diyoruz ya. İşte o kilometre taşları çok güzel satış noktası oluyor. Yani şey gibi. Ben mesela diyelim güvenlik kameralarına ne yaparız? Yazılımla ne yapabiliriz? Ya ben diyelim bir güvenlik sistemi geliştiriyorum. Ve güvenlik kameralarından suçlu tespit yapacağım. Öyle bir teknolojim var. Şimdi şunu söylediğimde bir kilometre taşı olarak, işte üçüncü, yani biz önümüzdeki 6 ay içerisinde işte üçüncü havalimanında bu sistemin pilotunu yapmayı planlıyoruz dediğimde o bir kilometre taşı olabilir. Çünkü o olursa şirket, her şey değişiyor şirketle ilgili. Bir faaliyet değil bu. Ürünün bitmesi değil ama onu saymıyorum hiç. Ürünün bitmesiyle ilgili hiçbir şey anlatmaya gerek yok fazla. Sadece diyelim ki ben nasıl büyük bir olay, önümde büyük bir olay yakalarsam bu şirketin değerinde dramatik bir artış olur. Bu genelde şey olabiliyor, çok itibarı yüksek bir müşteri olabilir. Pazar değişikliği yapmamız olabilir, değil mi? Ekibi büyütmeniz olabilir, yeni bir teknoloji geliştirmeniz olabilir. Önümüzdeki kilometre taşı nedir? O biraz onun şey arasındaki köprüyü kurmasına yardımcı oluyor. Hani ortada bir vizyon var, 50 milyon dolar gibi gözüken ama ara adımlar ne olabilir acaba? Hani hayal gücünü biraz tetikliyorsunuz. Mesela ben bizim projede şunu söyleyebilir miyim? Evet. Yani necam ayrıştırıyoruz ama evet. Sonucunda bir plastik de açığa çıkıyor. Bu plastik günde 240 metrekare Türkiye ithal ediyor. Yurt dışına tamamını. Ben bunları Türkiye'nin atıklarından ayrıştırarak elde edip piyasaya sunabilirim ve hani kilosunda 3 lira 5 lira yani
dolar cinsinden söyleyeyim. Yüksek miktar dış bırakıyor. Hani evet. Gelecek planı var mı bu var diye. Evet, evet. Hem ithalat engelli hem de dış piyasaya atıklarında. Şimdi bak yine sosyal etkiyi de ilgili. Hani bunun rakamsal kısmı. Ha, rakamsal kısmı. Kısmı tamam. Yani o plastiğin satışı çok büyük bir pazar fırsatı olabilir mesela. O büyüklük olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Müzde mesela satışla ilgili çok odaklanıyorum ben. Ben bu mevzuyu hala çözemedim. Hangisi tabii? Yani şöyle satmayan bir fikre para yatırmam gibi bir mantık mı var? Yoksa ha, yatırım yaparsam ben bunu o zaman satabileceğim falan gibi bir teknik mi var? Yoksa dediğiniz gibi sadece ekibe bakıp altından bunu yapan şunu da yapar gibi bir şeyle kendisi mi geliyor yani? Güzel bir soru. Geçen şöyle bir Amerikalı'nın sunumuna gittim, sözünü kestim ama adam sunumda şey diyordu. Investment sözcüğü sales sözcüğünden sadece sözlükte önce gelir diyor. Yani öyle bir şey söylüyor ama. Evet. Ne bir seri girsin. Adamlar da nasıl şeyler yani. Reklam gibi konuşuyorlar. Bunu yapamıyorum ben. İstanbul'a gidince orada yapıyorlar. Böyle de konuşuyorlar. Ankara'da olmuyor. Ya şöyle. Risk olarak bakalım. Bakın yani sıkmayacaksa ben finansal kısmını anlatayım. Yani çok basit anlamıyla. Şimdi risk dediğimiz şey aslında bir standart sapma. Yani finansal ölçümde. Yani iyi de olabilir, kötü de olabilir demek. Sonucunu bilmediğimiz şey risk veriliyor. Ve genelde yatırım bakanlar şuna bakıyorlar. Risk iştahı yüksek olanlar o sapmayı kabul ediyorlar. Örnek vereyim. İşte Bitcoin alıyorsanız onu kabul ediyorsunuz. Değil mi? Yani benim Bitcoin'le uğraşan, ben değilim ama arkadaşların hepsinin cep telefonunda bir app var. Ve böyle iki sohbet arasında bile iki dakikada bir bakıyorlardı. Şu an bakmıyor hiçbiri de. Bir adamlar bakıyorlardı. Bu şu demek. Sen baştan bunun standart sapmasını kabul ettin demek. Çünkü altında hiçbir fiziksel varlık olmayan, tamamen piyasa beklentisiyle yürüyen bir şey var. Ama yürüyor yani sonuçta oluyor. Bunu kabul ediyorsun. Buradan yavaş yavaş şeye doğru geldiğinizde, daha değer hani şeylere geldiğinizde bir şirketin hisse senedi mesela, değil mi? Hisse senedini alacaksınız. Dün konuştuğumuz için söylüyorum kanka. Aselsan'ın hisse senedi alacaksınız. Biraz biliyorsunuz yani Aselsan'ın salınması sonuç anlamında salınma ihtimali düşük. Çünkü büyük bir kurum. Yani çok kazanıyor ama kazandığıyla ilgili yarattığı beklenti öngörülebilir. Yani ne kadar kazanacağı, ne kadar büyük olacağını biliyoruz. Çok büyük bir sürpriz yok. Dolayısıyla fiyatı da çok oynamıyor. Yani daha orta riskli bir şey. Ondan sonra daha garanti olan şeyler var. Daha MTR olanlar var. Yani o sene belirli bir şeyi ekiyorlar. Belirli bir süre sonra da biçiyorlar. Oradaki hacme göre de onun bir fiyatı oluyor gibi. Şimdi bir şirketin aslında ilk fikir aşamasında salonun maksimum olan kısım. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani her şey olabilir. Her şey olabilir. Hatta öyle bir şey olabilir ki inanılmaz güzel bir iş yapabilirsiniz ama hayattan soğuyabilirsiniz ve kapatıp gidebilirsiniz. Yani öyle örnekler de var. Yani kontağı kapatıp bırakıp gidebilirsiniz. Risk çok büyük. Risk çok büyük olduğu için aslında satış sadece o riski azaltan, inhibe eden faktörlerden bir tanesi. Bir tanesi. Onları o yüzden anlatıyoruz. Yani bir şeyin satılması demek, demek ki en azından satışla ilgili ihtimaller salınım biraz daha azalmış demek. İşte takımın oturmuş olması biraz daha azaltıyor. Büyük müşterilerin olması biraz daha azaltıyor. Niye azaltıyor? Diyor ki, şişecanla anlaştıysa diyor, zaten o sözleşmeyle o onu zorla ayakta tutar diyor en az bir sene daha. Yani ben de ortak olabilirim diyor. Ortada bir onu bağlayıcılık var. Yani onu görüyor. Sözleşme de aslında bağlayıcılık. Ne kadar fazla sözleşme tutuyorsa firma elinde, demek ki öyle kolay kolay kapatacak ya da kolay kolay aşağı inecek bir şey değil. O yüzden aslında hani olgunluk düzeyi biraz bununla alakalı. Ama dediğim gibi Bitcoin alan da var. Yani daha ortada hiçbir şey olmuyor. Yatırım yapan da var. Çünkü çok seviyor. Yani diyor ki tamam diyor, ben diyor. Çok beni cezbediyor diyor. Ama Türkiye'de şu ekonomik parametrelerde çok düşük bir ihtimal. Öyle söyleyeyim. Çünkü riski çok düşük olup getirisi bol olan şeyler var şu an. Ama dediğim gibi yani bunu da çok genelleyemiyorum çünkü şöyle örnekler de duyuyoruz. Mesela bir sektör var, atıyorum mesela inşaat sektörü yavaşlamış, elinde çok sermaye var, onu hemen başka bir alana çıkarmaya çalışıyor. Mesela öyle şeyler de duyuyoruz.
çok sürpriz hareketler de oluyor bu ara. O yüzden olabilir. Ama yani nihai olarak şuna gelecek. Yani 5 sene, 10 sene sonra siz gerçekten 50 milyon lira, yani o sadece hani bir çizgi olsun diye söylüyorum ama çok büyük miktarlı bir fırsat var mı? Büyük bir iş mi? Değil mi? O aslında. Yoksa şey de diyebiliriz mesela, 3. nesil kafe açalım. Bir ara bizim şirketteki yazılımcı buna takmıştı. 3. nesil kafe açalım diyordu. Dedim ki yani 30 tane açıldı, bir 32.si, 33.sünü açmaya neden gerek var? Çok tutuyor diyor. Şimdi bu pazarla ilgili bir şey değil mi aslında? Yani belki 300 tane tabii. Belki daha fazla açılacak. Açılacak belki 30 tanesi yeterli değil yani. Biraz... Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben çalıştım buna hakikaten. Yani bir kafe açmanın ekonomisini anlamaya çalıştım. Nasıl? Sorusu ne çıktı meraktan? Söyleyeyim. Benim vaadim noktayı söyleyeyim sadece. Yani bakın şu an işte güzel tarafı bu. Bunu niye anlatıyorum? Ondan saplıyorum gerçekten. Size kafe anlatacağım ama hiç ürünü anlatmayacağım. Ürünle ilgili şeylerden bahsedeceğim ama tamamen yatırım perspektifiyle söyleyeceğim. Eğer dükkan bana aitse olabilir. Dükkan benimse. Kiradaysa asla olmaz. Neden? Tutunma süresi belirsiz diye. Çünkü yani saçma bir düzen var orada, siz de biliyorsunuz. Yani sizin geliriniz arttıkça kirası da artıyor. Yani kar marjınıza beraber artıyor kirası. O yüzden o olmuyor. İkincisi, başka öğrendiğim şeyler. Kahve niye çok popüler? Biliyor musunuz? O servis ve deneyimle alakalı. Ama direkt finanse etkileyen bir şey var kahvede. Nedir o? Nasıl? Kâr marjı yüksek, çay ve kahve. Kâr marjı yüksek. Başka bir özelliği daha var. Çay gibi. Nasıl? Bu da çok dışa bağımlı bir şey yani. Türkiye'de yetişmeyen bir şey bu. Aslında dışarıdan geliyor. Kahve çok güzel stoklanıyor çünkü. Bozulma. Yani envanter olarak çok kolay. Şimdi ben normalde dönerci açmak istesem et. Sol zincire gerek yok. Evet yani o eti tutacaksın, havalandırma kuracaksın, bir sürü şey yapacaksın. Ama kahvede bir tane makine var, döküyor. Çorba gibi. Ama çorbada da zorluklar var. Yok, çuvala koy gönder. Çuvala koy gönder. Çuval oluyorlar. Evet. İşte finans bu. Yani ama bakın şu çok ilginç. Ben bu perspektifle bakmak için oturup birisiyle çalışmak zorunda kaldım. Yani kafeye gidince ben bunu göremedim. Onu anlayamadım yani kafede. Ama gidip çalışınca birisiyle hakikaten ya evet ya gerçekten öyle dedim ya. Ben dükkan kirasıyla bundan kurtulamam. İkincisi mutlaka çalış. Yani sizin orada tam zamanlı çalışmanız lazım. Öyle uzaktan ortak olamıyorsunuz. Çok ilginç dünyalar var. Ben de çok şaşırdım. Garsonlar arasında WhatsApp grupları varmış, aşçılar arasında varmış falan. Yani neticede bu bir finans dili. Yani şeyi geçtim size, üçüncü nesil, yani ben ne tür bir kafe açacağım onu hiç anlatmıyorum bile. Sadece dümdüz finans. Ve buradaki anlatmamız gereken değil de o. Sizin için net mi? İkisi arasındaki ayrım. Evet, şimdi şeye geçeceğiz. Ben çok ara vermiyorum hani blok bitiririz diye, eğer sizin için dertliyse. Olur mu? Tamam. Eğer sıkılmıyorsanız hani ben biraz... Şimdi, kamu. Kamuda sosyal etkiden bahsedebiliriz. Sosyal etki nedir? Sizin yaptığınız gibi çevre etkisi olabilir, sağlık etkisi olabilir, ekonomi üzerindeki etkisi olabilir. Mevzuatla ilgili konuşabilirsiniz. Mevzuat uyumluluğuyla ilgili olabilir. Kamunun beklentileriyle alakalı olabilir. Ama kamuyla ilgili birisinin çok iyi verdiği bir tavsiye, ben duyduğum için söylüyorum. Talepkar değil, işbirliği. Mutlaka. Ya şey söylüyor, diyor ki, bir tane odalar sorumlusu olan birisi anlattı, bir iş adamı anlattı. Dedi ki, ya dedi biz ne zaman dedi Ankara'yla randevu istesek de gitsek, görüşsek dedi, iş adamlarıyla, iş insanlarıyla gidiyoruz dedi. Herkes bir çullanıyor şeyin üstüne dedi. Bakanın üstüne ve başlıyor dedi işte şu eksik, bu eksik, bunu yapamıyoruz, bunun değişmesi lazım falan. Kinleniyor dedi yani şey yapamıyor, harekete geçemiyor. Çünkü yakalayan hemen bir şey talep ediyor. Ve herkes böyle davrandığı için artık dinlemek istemiyor yani değerlendiremeyecek hale geliyor dedi. Ama dedi siz dedi şu tutumla giderseniz, ya bakın ben böyle bir şey yapabiliyorum, işbirliği yapabiliriz. Yani sorumluluğu olduğu gibi o tarafın üstüne yıkmadan
beraber bir şey yapabiliriz. Yani ben size öyle bir alan yaratabilirim ya da ben sizi yani daha böyle denk düzeyde bir iletişim kurduğunuzda onlar da rahatlıyorlar. Çünkü diğer türlü kapanmak zorunda kalıyor. Yani çünkü sürekli gelip birisi bir şey istiyor ya da bir şey talep ediyor. Yani bizim profilimizde belki yok ama daha genel profilde herkes bir şey alıyor. O yüzden yani aklınıza özellikle yeni teknolojilerde ya da sizin çalıştığınız teknolojilerde çok iyi tanımıyorlar aslında. Yani tanımaları gerekebilir, öğrenmeleri gerekebilir, biraz bilgilendirmeye de faydalı olabilir. O yüzden işbirliğini